Sevgili ETV izleyicilerimiz, Pınar Özel ile Kendini Fark Et programımıza hoş geldiniz. Bu hafta gök kubbeden gelen haberler neler? Bu hafta gökyüzünde neler var? Gezegenlerin kombinasyonuyla 12 burcumuzda gezegenlerin etkilerinden olumlu ya da olumsuz anlamda nasıl etkilenecekler? Hangi burçlarımız neleri yapmalı? Hangi burçlarımız neleri yapmamalılar? Gezegenlerin kombinasyonuyla Ay Akrep Burcu'nda haftaya giriş yapıyoruz. Ay Akrep Burcu'nda başlamakla birlikte krediler, faizler, ödemeler de bizlerin gündeminde olacağı bir haftadayız. Sezgilerimiz güçlü olurken, aynı zamanda Ay Akrep Burcu'ndayken rahat etmediği için de kendimizi bugün ve bu hafta biraz huzursuz ruh haliyle de hissediyor olabiliriz. 18 Nisan Pazartesi günümüz. Hem çok güzel açıların olduğu bir gün, hem de bazı zorlayıcı açıların olduğu bir gün aynı zamanda. Bu yüzden de güzel açıların etkileriyle önümüze çıkan zorlayıcı açıların engellerini onların üstesinden atlayarak hedeflerimize güzel, başarılı bir şekilde ilerlemeyi tercih etmeliyiz. Aynı zamanda 18 Nisan günümüzde Güneş'in de Plüton'la bir kare, bir dik açısı da var. Bu kare ve dik açı da bizlerin karşısına baskıcı insanları çıkaracak. Ya da bizler baskı görebiliriz. Baskıcı olabiliriz ya da baskı görebiliriz. Şayet baskı gördüğümüz olay ve durumlar karşısında ya da bulunduğumuz iş ve sosyal ortamlarda bulunuyorsak, öncelikle neden baskı görüyoruz diye stres ya da üzüntü yaşamak yerine önce bir geri çekilip olaylara uzaktan bakmayı tercih etmeliyiz. Çünkü Plüton değişimle ilgilidir. Yıkmak ve değişimle ilgili olduğu için de gerekli olan değişimler varsa buralarda inat etmemeliyiz. Yapmamız gereken değişimleri gerçekleştirmeliyiz. Bize yapılan baskıları baskı gibi değil de gerçekten değiştirmemiz gereken noktalar var ise onları değiştirerek bu baskı hissettiğimiz alandan kendimizi bu şekilde kurtararak rahatlatmalıyız. 30 Nisan'da oluşacak bir güneş tutulması var. Bu hafta gökyüzünün hareketleri dediğim gibi hem biraz zorlayıcı hem de çok da güzel etkileri var. Ama 30 Nisan'da olacak güneş tutulmasıyla birlikte bu dönemlerde de kendimizi biraz baskıda ve sıkışmış hissediyor olabiliriz. Şimdi de telefon hattımızda bir sevgili seyircimiz var. İzleyicimiz Dayna Erbil. Dayna benim hem kendi avukatım, çok başarılı bir avukattır, hem de çok değerli, çok kıymetli arkadaşım. Daynacığım hoş geldin. Hoş bulduk Pınar'cığım, merhaba. Merhaba, nasılsın diyerek önce başlamak istiyorum. Teşekkür ederim, çok iyiyim. Burada olmak beni çok mutlu ediyor, katılmak çok güzel benim için. Yani senin bilgilerinden yararlanmak ve ETV izleyicilerin de seni her pazartesi takip etmesini gerçekten tavsiye ediyorum. Ben bu yoğunluğa rağmen hiç kaçırmadan her pazartesi seni izlemeye devam ediyorum. Çok teşekkür ederim Berna'cığım. Ben de yoğunluğuna rağmen çok başarılı bir avukat olduğunu biliyorum. Benim de çok kıymetli, değerli arkadaşım olmakla birlikte aynı zamanda avukatımsın da. Seninle birlikte çalışmaktan da ayrıca mutlu oluyorum. Arkadaş olmak da benim için her zaman ayrı bir mutluluk verici. Bugün benim için de öyle. Teşekkür ederim. Programıma bağlandığın için de, ETV stüdyolarımıza bağlandığın için de ayrıca sana çok teşekkür ediyorum. Berna'cığım, arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımız doğum bilgilerini aldılar senden. Bende var şu anda ekranlarımda. Ben de şimdi senden merakla sorunu bekliyorum. Pınar'cığım, ben Ay Burcu'mu merak ediyorum. Tamam, çok güzel bir soru. Şimdi ben de haritanı açacağım ve sana buradan Ay Burcu'nu söyleyeceğim ve haritanla önemli bilmen gereken noktaları da buradan ileteceğim. Şimdi biz telefonlarımızı kapattıktan sonra bize sorumuzu ben ekranlarımızdan sana yanıtlayacağım buradan. Oradan televizyonlarından bizi izlemenizi sana öneriyorum şimdi. Tamam, teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diliyorum. Çok öpüyorum.
Evet. Sevgili ETV izleyicilerimiz. Şimdi öncelikle arkadaşımın da hem de avukatım arkadaşım olan Berna'nın da haritasında sorduğu soruyu cevaplayalım. Ben haritasına baktığımda Berna'nın açtığımda sorduğu soru Ay burcumuzdu. Ay burcumuz bizler için neden önemlidir dediğimizde buradan söyleyeceğim bilgi ise Ay burcumuz Güneş burcumuz kadar önemli bir noktada. Her hafta hatırlatıyorum. Bizleri dinlerken mutlaka eğer biliyorsanız tabii ki bu bilgiyi bilmek için doğum haritalarınızı bilmeniz gerekiyor. Hem Güneş burcumuzu dinlemelisiniz. Özellikle yükselen burcumuzu dinlemeliyiz. Aynı zamanda da Ay burcumuzu dinlemeliyiz. Çünkü Ay burcumuz bizim tamamen psikolojimizi anlatmakta. Aynı zamanda bizim annemizi anlatmakta, psikolojimizi, ruh halimizi ve içsel dünyamızı anlatmakta. Bu nedenle de herkesin kendisini biraz daha dinlemesi için, kendisini biraz daha tanıması için, programımızın adı gibi kendisini fark etmesi için de Ay burcunu bilmesi gerçekten de çok önemli ve çok kıymetli. Diyerek Berna'nın da Ay burcunu buradan arkadaşıma söylüyorum ki Ay burcun Başak burcuymuş Meryacığım. Yani bu da ne demek oluyor? Ay burcun Başak olduğu için sen kişilik ve karakter olarak aslında çok titiz ve düzenli bir yapıya sahipsindir. Yaptığın her şeyi de daha çok düzenli bir şekilde, istikrarlı ve düzenli, tedbirli ve dikkatli hayatta yol alıyorsundur. Hayatında hijyen senin için çok önemlidir. Ama bu hijyen, temizlik konusu sadece temizlik anlamında değil, hayatında sorumluluk sahibi olduğun her alanda, mesleğinle ilgili de titiz bir şekilde değerlendirip ve ilerlemeyi de tercih edersin hayatından. Aynı zamanda haritana baktığımda ve burada gördüğümde, haritanda Ay'ın Merkür ile kavuşumu yapmış. Ay'ın Başak Burcu'nda senin ve haritanda önemli bir nokta olan da Merkür'ün de Başak Burcu'nda. Ve haritandaki özellik Ay Burcu'na yani Ay'ınla Merkür'ünün kavuşum halinde olması. Bu da demek oluyor ki sen fikrinde, zihninde, düşüncelerinde, kendi içsel dünyanda ve psikolojinde bile akıl yoluyla ve mantık yoluyla düşünüyorsun. Her şeyi sorgulayan, düşünen, mantıklı bir şekilde ilerlemeye çalışan bir yapın ve zihniyet yapın var. Ve duygularınla zihnin de aslında birbirine uyum gösteriyor, birbiriyle uyumlu bir şekilde ilerliyor. Merkür'ün de Başak Burcu'nda olması hayatında çok iyi bir şey. Çünkü Merkür Başak Burcu'nda, buradan her zaman da söylediğim gibi, çünkü Merkür retrolarından dolayı izleyicilerimiz Merkür'le ilgili çok bilgiler sahibi, daha çok Merkür retrolarını dinledikleri için, Merkür buradan da hani izleyicilerimizin de bildiği gibi Başak Burcu'nda ve İkizler Burcu'nda en asaletli konumda. Senin de Merkür'ün Başak Burcu'nda olduğu için en asaletli konumda. Bu da ne demek oluyor? Aklının ve zihninin çok düzgün bir şekilde, çok iyi bir şekilde, kabiliyetli bir şekilde ilerlediğini ve düşünce yapının da çok mantıklı ve keskin olduğunu bizlere göstermekte. Aynı zamanda eğitim evini, senin için önemli nokta olan eğitim evinde terazi burcu kestiği için, terazi burcu da hak, hukuk ve adaletle ilgili olduğu için yaptığın ve aldığın eğitimlerin de senin hayatında çok doğru seçimler olduğunu haritan bana gösteriyor. Diyerek haritanı buradan özetleyerek tekrardan da sana Ay burcunun Başak olduğunu söylüyorum. Düzenli, titiz olmanı ve işlerini de disiplinle yapmanın sebebinin de senin Ay burcunun Başak olmasından dolayı geldiğini de haritan bana göstermekte diyerek tekrardan yayınımıza bağlandığın için sana çok teşekkür ediyoruz. Ve tüm ETV izleyicilerimiz, stüdyomuza bağlanan ETV izleyicilerimiz gibi bizler de buradan Berna Erbil'in de haritasını ona hediye olarak göndereceğiz diyerek buradan da eğer haritalarını öğrenmek isteyen izleyicilerimiz de varsa bizlere bağlanarak önemli noktalarını öğrenebilirler diyerek haftanın gökyüzündeki, gök kubbedeki bakalım kombinasyonu gezegenlerin başka neler varmış diyerek Güneş ve Plüton karesinin hayatlarımızda baskıcı olabileceğimizi ve baskı görebileceğimizi
biraz önce telefon bağlantımızdan önce sizlere aktarmıştık. Ama buradaki kilit nokta neydi? Bizler baskı gördüğümüz konularla ilgili eğer hayatımızda bizlerin değiştirebileceği bir nokta varsa o konuları değiştirmeyi tercih ederim. O konularla ilgili direnmeyelim, direnç göstermeyelim. Bir geri gelip bir bakalım gerçekten değiştireceğimiz noktalar varsa değiştirerek ilerleyelim. Aynı zamanda 18 Nisan günümüz dediğim gibi hem çok güzel açıların olduğu bir gün hem de zorlayıcı açıların da olduğu bir gün. Bu zorlayıcı açıları ufak engeller olduğunu görerek güzel açıların etkileriyle hedeflerimize de odaklanarak başarıya ilerlemeliyiz. Dedikten sonra ve aynı gün Merkür Uranüs ile kavuşum halinde. Merkür'ün Uranüs ile kavuşumu da güzel bir şeydir. Uranüs anilikler hayatımıza getirir. Bu nedenle de Merkür'de iletişim ve fikir ve bilgi olduğu için de Merkür ve Uranüs kavuşumlarında bizler bugün hayatlarımızda ani sürpriz gelişmeler, sürpriz haberler de alabileceğimiz bir gündeyiz. Aynı zamanda bu etkiyle düşünmeden de kararlar alabiliriz. Her zaman karşımızdaki insanları biraz dinlemeye özen göstermeliyiz. Bu açıda ise özellikle hemen karar vermemeliyiz, sonuçça varmamalıyız, yargıya varmamalıyız. Bir dinleyip ondan sonra kararlar vermeliyiz. Çünkü Merkür'ün Uranüs ile olan bu kavuşumu bizleri düşünmeden hızlı kararlarda verdirebilir. Ama hayatımızla ilgili sürpriz, mutlu olacağımız haberleri de bugün içinde alabiliriz. Aynı zamanda Merkür'ün de Venüs ile güzel açıları olduğu için Uranüs'ten gelecek sürpriz güzel haberler için de aynı zamanda etkilemekte ve iyilikleri tetiklemekte. Ve Venüs'ün de Uranüs ile 60'lık açısı var. Merkür'le kavuşum halinde Venüs'le de 60'lık açısı var. Bu nedenle de Venüsyen konularda gündemimizde olacak. Venüsyen konular nelerdir dediğimizde ise sanatsal, moda, güzellik, estetikle ilgili içeren konularla ilgili de güzel gelişmeler hayatımızda yaşayabiliriz. Eğer bu dönemde estetik yaptırmak isteyen sevgili izleyicilerimiz varsa hiç korkulu bir şekilde bu estetiklerini yaptırabilirler. Biliyorsunuz ki buradan her zaman söylüyoruz yaptırmayın, ameliyat olmayın, estetiklerinizi erteleyin gibi söylemlerimiz olduğu günler de oluyor gezegenlerin kombinasyonuyla. Fakat bu açı ve etkiyle de böyle bir planınız varsa da hiç çekinmeden uygulayabilirsiniz. Güzel kazançlarını da elde edebiliriz bu Venüs açılarında. Çünkü Venüs bir anlamda estetiği, güzelliği etkilerken bir taraftan da para finans konularında etkilemekte olduğu için bugün hızlı güzel kazançlar da sağlayabiliriz. Ve çarşamba günü aslında haftamızın en etkili olayı çarşamba günü. Çarşamba günü 20 Nisan itibariyle artık Güneş Boğa burcuna geçmekte. Güneş'in Boğa burcuna geçmesiyle artık Koç burcundan ayrılıyor ve Boğa burcuna geçiyor. Buradan da bütün Boğa burçlarımızın doğum günlerini kutluyorum. 20 Nisan itibariyle bizler de Boğa burcunun da etkileriyle artık güvenlik, konfor alanları bizler için önemli olacak. Fakat Boğa burcunun bir etkisi de iştahımız artacak. Artık tüm izleyicilerimiz bir ay boyunca Ramazan'ın da bitmesine şimdi 15 gün kadar bir süre kaldı. Yarıladık, ortaladık ve bayram süreci yaşayacağız bu Boğa burcunun döneminde. Lütfen iştahımızı biraz daha kontrol altına almalıyız. Çünkü Boğa burcunun etkisiyle yediklerimizi üstünde yemek yemek isteyebiliriz. Bu yüzden de bu konuda da beslenmemize dikkat etmeliyiz. Aynı zamanda somut olanla ilgilenmek isteyeceğiz ve Boğa burcunun etkisiyle sonuç odaklı olacağız. Toprakla, gayrimenkulle, paramızla daha çok ilgileneceğimiz bir dönem olacak. Fakat bu dönemde bu konularla ilgilenirken bu konularla ilgili denemediğimiz yöntemlerde değil de denediğimiz yöntemleri bildiğimiz, güvendiğimiz yöntemlerle ilerleyeceğiz. Cuma, cumartesi günleri de güzel bir açı var. Merkür'ün kuzey ay düğümüyle ilgili bir açısı var. Bu da bizlere şanstır,
güzel kadersel etkileri de hayatımıza getirecektir. Cumartesiden itibaren de Venüs, Neptün ve Jüpiter'e geliyor. Bu gelişiyle birlikte de yine güzellikler hayatlarımıza getirecektir. Pazar gününe geldiğimizde ise 24 Nisan'da Merkür ve Satürn'ün bir karesi var, bir açısı var. Bu karede dediğim gibi Merkür iletişim, Satürn de engelleyici bir gezegen olduğu için tartışmalara, olumsuzluklara ya da yaşadığımız olaylara kötü gözle, olumsuz taraftan, bardağın boş tarafından görmeye meyilli olabiliriz. Bu nedenle de pazar gününü daha çok izole olarak geçirmeyi tercih edersek bu açıların kötülüklerinden de kendimizi aslında uzak tutmuş oluruz. Aynı zamanda emek verilmesi gereken işlerimiz varsa bu konularla ilgili de çok güzel destekleyici bir açıdır Merkür, Satürn açıları. Dedikten sonra şimdi de tek tek 12 burcumuz gezegenlerin kombinasyonundan Güneş'in boğa burcuna geçmesinden nasıl etkileniyor onlara bakacağız. Bakmadan önce her hafta yaptığım hatırlatmayı sizlere tekrar yapmak istiyorum. Özellikle 12 burcumuzda yükselenlerini bilerek bizleri dinlemeli. Çünkü bizler bütün hesaplamalarımızı gezegenlerin kombinasyonuyla yükselenden başlayarak hesaplamalarımızı yapıyoruz. Diyerek şimdi de haftamızın enlerine geliyoruz. Bu haftamızın en şanslı burçları. Sevgili yükselen aslan burçlarımız, sevgili yükselen kova burçlarımız, sevgili yükselen oğlaklarımız ve sevgili yükselen balıklarımız haftamızın en şanslı burçları. Bu haftamızın şanslıları varken en şanssız burçlarına geldiğimizde sevgili yükselen başak burçlarımız ve sevgili yükselen terazi burçlarımız da en şanssız burçları. Bu haftamızın en paralı burçları ise sevgili yükselen yengeçlerimiz, sevgili yükselen aslanlarımız, sevgili yükselen kovalarımız, sevgili yükselen oğlaklarımız ve sevgili yükselen balıklarımız haftamızın en paralı burçları. Bu haftamızın en mutlu burçları ise sevgili yükselen kovalar ve sevgili yükselen balık burçlarımız. Bu haftamızın en mutsuz burçları ise sevgili yükselen başak burçlarımız ve sevgili yükselen terazi burçlarımız. Bu haftamızın en uyumlu burçları ise sevgili yükselen aslan burçlarımız ve sevgili yükselen kova burçlarımız. Bu haftamızın en uyumsuz burçlarına geldiğimizde sevgili yükselen koç burçlarımız ve sevgili yükselen başak burçlarımız. Bu hafta aşkta kazanacak burçlara geldiğimizde ise sevgili yükselen aslanlarımız, sevgili yükselen kovalarımız, sevgili yükselen oğlaklarımız ve sevgili yükselen balıklarımız da aşkta kazanacak burçlar arasında. Bu hafta aşkta kaybedecek burçlarımız ise sevgili yükselen başaklarımız ve sevgili yükselen terazilerimiz. Diyerek haftamıza da şimdi koç burçlarımızın yıldızlarıyla başlıyoruz. Güneş burcumuz, yükselen burcumuz ya da ay burcumuz da koçsan. Aşk hayatımız 4 yıldız, para hayatımız 5 yıldız ve sağlığımız da 4 yıldız. Gezegenlerin kombinasyonuyla sizler bu hafta maddi ve finansal anlamda güçleneceğiniz bir haftadasınız. Ek kazançlar sağlayabilirsiniz ve yeni yatırımlarda yapabileceğiniz bir haftadasınız. Sağlık anlamında değişen hava koşulları nedeniyle giyiminize, kıyafetinize biraz dikkat etmelisiniz bu hafta. Yoksa üşütmelere açık olacağınız bir haftadasınız. Güneşin de boğa burcuna geçmesiyle sizler de bu konuda maddi ve finansal anlamda etkileneceksiniz. Maddi ve finansal anlamda yatırım yapmak istediğiniz konular varsa ince ileyip sık dokumaya dikkat etmelisiniz. Bu deyim, bu söz tamamen bu hafta sizler için uygun. Doğru yatırımlar yapabilirsiniz fakat bunları biraz detaylıca incelemeniz gerekiyor. Sizler iş çevrenizle ilgili bu hafta biraz uzlaşmacı olmanız gerekiyor. Beklenmedik destekler alabilirsiniz. Eğer doğru davranışlarda bulunabilirseniz güzel desteklerle stratejik ilerleyerek iş hayatınızda da güzel gelişmeleri hayatınızda yaşayabilirsiniz. Sizler bu hafta özellikle dikkat etmeniz gereken nokta inatlaşmamak. Kibir yapmamak, inatlaşmamak.
Benim doğru dediğim doğrudur dememelisiniz. Özellikle bu hafta bu konuya çok dikkat etmelisiniz. Dedikten sonra haftamızın spotu ise size kibir yapmayın ne olur sevgili yükselen koçlarımız diyerek geliyoruz sevgili yükselen boğalarımıza. Güneş boğalar, ay boğalar ve yükselen boğalarımız. Aşk hayatınız 4 yıldız, para hayatınız 5 yıldız ve sağlığınız da 4 yıldız. Gezegenlerin kombinasyonuyla sizler bu hafta hayallerinizle ilgili rota belirleyeceksiniz. Kendinizi dinlemek için de zaman ayıracaksınız. Çevrenizden biraz kendinizi izole ederken de kendinizi şarj edeceksiniz. Bu hafta Güneş kendi burcunuza geçiyor ve artık bir doğum günlerinizi kutlamaya 20 Nisan itibariyle başlayacaksınız. Güneş'in boğa burcuna geçişi, kendi burcunuza geçişiniz sizlerin de iş imkanlarını sizlere arttıracak. Sizler bu hafta huzur odaklı olacaksınız. Daha çok huzurunuza odaklanacaksınız. Sağlık anlamında ise besin alerjilerine dikkat etmeniz gerekiyor. Alerjik reaksiyonlara karşı dikkatli ve temkinli olmalısınız. Bu hafta artık demelisiniz ki güneşin de kendi burcunuza geçmesiyle hayatımda yeni bir yol açıyorum demelisiniz. Ve koşulsuz sizin çevrenizde bulunan insanları tercih edeceksiniz. Yani sizi artık yoran, size yük olan kişilerden kendiniz, kendi isteğinizle artık bilincinizle arınacaksınız. Ve sizin yanınızda koşulsuz olan insanlarla birlikte hayatınızda huzurunuza odaklanarak yol alacaksınız. Bu hafta sizler artık spotumuz ise sizlere bu haftada huzuru odaklanmakla birlikte diyoruz ki kendinden emin ol sevgili yükselen boğalar, iç huzurunuz artıyor. Kendinden emin ol, iç huzurumuz artıyor spotuyla haftanızı kendinize emin olarak yaşamalısınız. Ve geliyoruz Merkür yönetimindeki sevgili ikizler burçlarımıza. Yükselen burcunuz ikizlerse, ay burcunuz ikizlerse ve güneş burcunuz da ikizlerse. Aşk hayatınız 4 yıldız, para hayatınız 5 yıldız, sağlığınızda tek yıldızlık bir uyarınız var. Bu hafta sosyal çevrenizden dedikodular kulağınıza gelebilir sevgili yükselen ikizler. Arkadaşlıklarınızdan duyduklarınız yani bu dedikodular sizleri bu hafta kızdırabilir, biraz üzebilir. Boş konuşmaları sizler önemsememelisiniz. Sizlerin sağlığıyla ilgili bu hafta bel ve boyun ağrılarınıza özellikle dikkat etmelisiniz. Şöyle bir durum vardır. Hastalık diye bir şey aslında yoktur. Hastalığa neden olan duygular vardır. Bu nedenle de size yük olan duygulardan arınmaya bu hafta özen göstermelisiniz. Sizler ne yaşamış olursanız olun, çevrenizdeki insanlardan duyduğunuz şeyler sizleri ne kadar üzerse üzsün, lütfen bu hafta şükür enerjisi içerisinde olmaya özen göstermelisiniz. Bu sizin için duayla olabilir, meditasyon yapmakla olabilir. Fakat mutlaka bu hafta şükür enerjinizi yükseltmeniz gereken bir haftadasınız. Sizler etrafınızda sınırları aşan insanlara hayır demeyi, dur demeyi bilmelisiniz. Hayır demelisiniz, dur demeyi bilmelisiniz. Yani gereksiz her şeye tabii ki hayır, dur demeyin. Ama sizin sınırlarınızı geçen ve sizi suistimal eden insanlara karşı da lütfen artık tahammül göstermeyin, dur demeyi de bilmelisiniz. Sizler bu hafta eğer hayatınızda ödemeniz gereken borçlarınız varsa haftanın son günleriyle birlikte de bu borçları da ödeyebileceksiniz. Ve sizler için de çevrenizden gelen duyumlarınız, dedikodular sizleri üzecek. Şunu da bilmenizi istiyorum ki sevgili yükselen ikizlerimiz buradan insanlar yapılan dedikoduları eğer doğru ve dürüst olsalar gelirler sizin yüzünüze söyleyebilecek cesaretleri olsa gelirler karşınıza gelirler ve yüzünüze söylerler. Eğer yüzünüze söyleyemiyorlarsa bilin ki sizin yaptıklarınızı yapamadıkları içindir. Sizin yaptıklarınızı yapmak isteyip yapamadıkları için de kulağınıza dedikodular göndererek enerjinizi aşağı çekmek istiyorlardır. Bunun bilincinde ve farkında olarak hayatınıza
sağlam duruşla bu hafta ilerlemelisiniz. Bu hafta sizlere spotumuz ise kimsenin sizi üzmesine asla izin vermeyin sevgili yükselen ikizlerimiz. Kimsenin sizi üzmesine asla izin vermeyin diyerek sevgili yükselen yengeçlerimize geliyoruz. Sevgili yükselen yengeçlerimize geldiğimizde aşk hayatınız 4 yıldız, para hayatınız 4 yıldız ve sağlığınızda sizlerin 5 yıldız. Gezegenlerin kombinasyonuyla güneş burcunuz, ay burcunuz ve özellikle de yükseleniniz yengeç ise bu hafta ortaklarınız varsa ortaklarınızla bir yol ayrımına girmek isteyebilirsiniz. Tek başına devam kararı alabilirsiniz. Çalışanlarınız bazı sorunlar nedeniyle de işten ayrıldığında sizler bu hafta görebilirsiniz. Kazancınızla ilgili sizler bu hafta heyecanlı olabilirsiniz ama heyecanlı olarak hırs yapmamalısınız. Bu noktada biraz azimli olmalısınız. Çünkü bu hırs noktası sizlere zarar getirebilir. Sizler sağlık problemlerinizi olabilir bu hafta. Bu sağlık problemleriniz ise sizin haftanın ilk iki günü değil, özellikle 4. 5. gününden sonra tedavi seçmelisiniz kendinize. Çünkü diş problemleri yaşama ihtimali var sevgili yükselen yengeçlerin. Bunun için de pazartesi ve salı günleri çok tedavi için uygun bir gün değil. Gezegenlerin kombinasyonuyla haftanın 4. 5. günleri sizler için çok uygun olacaktır. Sizler aileniz içerisinde fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz bu hafta. Bu konuyu da birbirinize saygı duyarak çözmeyi hedeflemelisiniz. Sizler çok iyi paralar kazanacaksınız fakat paralarınızı harcarken biraz tutumlu ve temkinli olmalısınız ve bu haftada kendi aşk hayatınızda ya da evlilik hayatınızda partnerinize karşı da lütfen anlayışlı olmaya özen göstermelisiniz. Böylelikle bu haftanın spotu sizlere aşkta egosal davranışlardan sakının, aşkta egosal davranışlar göstermemelisiniz diyoruz sevgili yükselen yengeçlerimize. Diyerek aslan burçlarımıza geçiyoruz. Sevgili yükselen aslan burçlarımızın aşk hayatı, para hayatı ve sağlıkları 5 yıldız. Eğer sizin de ay burcunuz ya da güneş burcunuz ya da yükseleniniz de aslansa bu pozitif etkilerden etkileniyorsunuz. İş meslek hayatınız bu hafta gündeminizde oluşturmakta. İlerleme yaşayarak bu hafta takdir alabilirsiniz. Çalışma temponuz da sizlerin birden hızlanabilir. Bu hafta iş hayatınızda hem siz referans olabilirsiniz ya da sizin kendi iş hayatınızdaki, iş çevrenizdeki, iş ilişkilerinizdeki insanlar sizlere referans olabilirler. Bu hafta sizler özel yaşamanızda evlilik teklifi de alabileceğiniz bir haftadasınız. Bunun için de çok güzel, çok mutlu olacağınız bir haftayı yaşayabileceksiniz. Aynı zamanda geçmiş zorluklar eğer aklınıza geliyorsa bu gelen zorlukların geçmişte olduğunu bilerek ya da sizin vaktinde zor günlerinizde paylaştığınız insanlar bugün mutlu olduğunuzda sizin zorluklarınızı önünüze getirip hatırlatıyorlarsa siz de üzülmemelisiniz. Ne kadar iyi, güzel zorluklarla mücadele etmişim ve bu güzel günlere gelmişim, şu an güzel bir gündeyim diyerek, düşünerek de olumsuzluklardan etkilenmemeye özen göstermelisiniz. Bu hafta sizler maddi zorluklarınızı aşıyorsunuz. Aynı zamanda da sağlıklı bir haftadasınız. Sağlığınızla ilgili de hiçbir sıkıntınız yok. Bu haftanın spotu sizlere ise başarıyla her konuda ilerliyorsunuz sevgili yükselen aslanlarımız. Bu hafta her konuda başarıyla ilerliyorsunuz. Ve geliyoruz sevgili yükselen başak burçlarımızdan. Aşk hayatınız tek yıldız, sağlığınız 2 yıldız, paranız 2 yıldız ve sağlığınız da 4 yıldız. Gezegenlerin kombinasyonuyla ay burcunuz ve güneş burcunuz da başaksa sizler de bu etkiler altındasınız. Sizler bu hafta gezegenlerin kombinasyonuyla ikili ilişkilerde beklentileriniz bu hafta çok olabilir. Beklentilerinizin gerçekleşmemesi ise sizleri üzebilir. Haftanın ilk 4 günü sizler tafralı ve suratlı bir şekilde haftayı geçirebilirsiniz. Bu hafta sizler aşkta hızlı kararlar almak yerine hızlı ani kararlar
bitişler yapmak yerine lütfen kendinize aslında biraz iş hayatınıza odaklamalısınız. Sizler belirsizlik sevmeyen, doğruluktan yana olan, flu duyguları olmayan net insanlar, net kişiliklersiniz. Bu yüzden de hayatınızdaki yanlış kişileri düzelmek istemiyorlarsa onları düzeltmekle kendi enerjinizi bu hafta tüketmemelisiniz. Bu hafta paranızı toprak ya da gayrimenkule yatırmak isteyebilirsiniz. Bu nedenle de toprak ya da gayrimenkule yatırmak istiyorsanız bu konularda araştırmacı olmalısınız. Harcamalarınıza dikkat ediyorsunuz. Yatırımlarınızla ilgili de araştırmacı olup bu yatırımları yapabilirsiniz bu hafta. Sizler içsel huzurunuzla ilgilenmeniz gerektiği bir haftadasınız. Ve harcamalarınıza karşı eğer dikkatli olursanız da hayatınızda bu hafta güzel gidecek. O düşük olan yıldızlarınızla yüksek yıldızlara çıkarabileceksiniz. Bu haftanın spotu sizlere. Harcamalarınıza karşı dikkatli olun sevgili yükselen Başak burçlarımız. Harcamalarınıza karşı lütfen dikkatli olun. Geliyoruz terazi burçlarımıza. Sevgili yükselen terazi burçlarımız. Sizlerin aşk hayatı tek yıldız, para hayatı 4 yıldız ve sağlığınız da 4 yıldız. Bu hafta gezegenlerin kombinasyonuyla işinizle ilgili üstlerinizden eleştiri alabilirsiniz. Disiplinli olarak eksiklerinizi tamamlayacağınız bir haftadasınız. Veriminizin ne kadar çoğaldığını da eksiklerinizi tamamladığınızı sizler de göreceksiniz ve fark edeceksiniz. Yeni bir iş sektörüne girebilirsiniz. Yeni bir ya da eğitim alanına, iş sektörü ya da yeni bir eğitim alanına girerek buralarda istediğiniz başarıları elde etmek için çok güzel bir haftadasınız. Bu hafta sizler aşk hayatınızda ise uyuşamadığınız konuları çözeceğiniz bir haftadasınız. Sizi yoran, yıpratan kişilere de artık taviz vermeyeceğiniz bir haftayı yaşayacaksınız. Bu hafta özellikle de sağlık konularında ihmalkar olmamalısınız. Lütfen sağlığınızla ilgili şüpheleriniz varsa kontrollerinizi yaptırmanız gereken bir haftadasınız. Bu hafta tekrardan sizler, sizi yoran, üzen, yıpratan iş hayatı olabilir, özel hayatı olabilir, çevrenizdeki kişilere net olarak söylemelisiniz. Bunları içinizde yaşamamalısınız. Bunları net olarak dışarıya aktarmalı ve karşı tarafa bunları söylemelisiniz. Bu haftanın spotu sizlere. Her konuda açık sözlü olun sevgili yükselen terazilerimiz. Her konuda açık sözlü olun. Diyerek sevgili yükselen akrep burçlarımıza geliyoruz. Güneş burcunuz ve ay burcunuz da sizlerin de akrepse, aşk hayatınız 5 yıldız, sağlığınız 5 yıldız ve paranız da sizlerin bu hafta 4 yıldız. Aşk ilişkilerinizde yapılanma sürecindesiniz. İkili ilişkilerinizin adını koyabileceğiniz bir haftadasınız. Aynı zamanda ilişkilerinizde artık resmiye dökme kararları da alabilirsiniz. Bu hafta sizler haftanın 3. 4. günüyle birlikte kırgınlıklarınız varsa eğer kırgınlıklarınızı da bitirebileceğiniz bir haftadasınız. Sizler sosyal ve iş arkadaşlıklarınızda ise özellikle empati yapmanız gereken bir haftadasınız. Etrafınızdaki insanları biraz anlayarak onların da karşı tarafında hayatlarında belki davranışlarının sizlere farklı olabilir ama onların da hayatında belki negatif, olumsuz yönler yaşamışlardır ve sizlere karşı olan davranış biçimi olmadığına dikkat edip bunun ayrımına vararak empati yapmanız gereken bir haftadasınız. Özellikle de bu konuyu iş yaşamınızda değerlendirmelisiniz. Bu hafta yeni bir işe de girebilirsiniz. Yeni bir işe girebilirsiniz ve bu yeni bir işinizde de çok iyi uyum sağlayarak iyi kazançlar da elde edebilirsiniz. Sizler böylelikle yeni kazançlarınızla borçlarınızı da ödeyebileceksiniz ve bu hafta sizlerin sağlık açısından ise beslenmenize dikkat etmeniz gerekiyor. Bu hafta sizlerin spotu ise iletişimde empati enerjinizi yükseltin sevgili yükselen akreplerimiz. İletişimde empati enerjinizi yükseltmelisiniz. Jüpiter yönetimindeki yay burçlarımıza geldiğimizde aşk hayatları 4 yıldız, para hayatları 5 yıldız ve sağlıkları da 4 yıldız.
Ay burcu, güneş burcu ve özellikle de yükselen burçları yay olanlar ekibinize yeni çalışma arkadaşları katılabilirler. Sizler bu hafta ekip arkadaşlarınıza yardımsever ve destek olacaksınız. Hayal ettiğiniz işlere de bu hafta başlayabilirsiniz. Sizler aile ve yuva alanlarınızda ise tadilatla ilgilenebilirsiniz. Ev içi tadilatlarla uğraşabilirsiniz. Sizler eğer ev halkı diyorsa, daha tadilatlara başlamayalım fakat yazın başlayalım diyorlarsa ev halkınıza, ailenize baskıcı olmamaya özen gösterin. Bu hafta dikkat etmeniz gereken nokta ise aile ilişkilerinizde ortak noktayı bulmak, ortak karar almak ve ortak hareket etmek sizler için çok çok daha doğru olacaktır. Bu konuda siz biraz baskıcı olmamalısınız. Ve sizler, aile büyükleriniz ve arkadaşlarınız, en önemlisi özellikle de ailede anneniz yaşadığınız özel hayatınızdaki ilişkilerinizi olumlu görmüyorsa, onay vermiyorsa, inanın ki burada da bir bildikleri vardır diyerek bir de onların gözünden bakmayı denemelisiniz. Bu konularda da inatlaşmamalı, aile büyüklerinizi dinlemeye özen göstermelisiniz. Bu hafta sağlığınızda ise sizler de soğuk algınlığınıza dikkat etmeniz gereken bir haftadasınız. Ve bu haftanın spotu sizlere. Azimli olun ve asla hırslı olmamalısınız sevgili yükselen yay burçlarımız. Diyerek sevgili yükselen oğlaklarımıza geliyoruz. Sevgili yükselen oğlaklarımıza geldiğimizde aşk hayatları da, para hayatları da, sağlıkları da hepsi 5 yıldız. Güneş burcu oğlak olanlar ve ay burcu oğlak olanlar da bu güzel etkiler içerisinde. Kardeş ve kuzenlerle ilgili bu hafta kırgınlıklar olabilir hayatınızda. Küslükleri ve gerginlikleri geride bırakacağınız bir haftadasınız ve daha ılımlı ve yapıcı olmayı da hafta tercih edeceksiniz. Sizlerin bu gerginlikleri ve küslükleri aile hayatınızda annenizin kardeşleri ya da babanızın kardeşleri kendi aralarındaki aslında mevzudan dolayı olacak. Burada sizler aslında siz bu konunun içerisine dahil değilsinizdir. Bu nedenle de o konuların içerisine girmeyerek kendi enerjinizi düşünmemeye özen göstermelisiniz bu hafta. Sosyal ve iş çevrenizde ise şikayetçi olan insanlarla bir arada çalışıyor olabilirsiniz. Bu nedenle de dinleyici olmayı tercih etmeli, kendinizi bu hafta özellikle germemeye dikkat etmelisiniz. Aşk hayatınızda ise kuruntu yapmamalısınız. Bu hafta Venüs'ün Uranüs'le olan güzel açıları nedeniyle de sürpriz aşkları da başlayabilirsiniz. Bu hafta eğitimlerle de kendinizi geliştirmeniz gereken bir haftadasınız. Bu haftanın spotu sizlere, çevrenize karşı sakin olun sevgili yükselen oğlaklarımız. Dedikten sonra geliyoruz sevgili yükselen kovalarımıza. Sevgili yükselen kovalar, güneş kovalar ve ay kovalar. Sizler de oğlaklar gibi aşk hayatınız 5 yıldız, para hayatınız 5 yıldız ve sağlığınız da 5 yıldız. Ev, aile, yuva alanlarında sizler hareketlenme yaşayacaksınız. Ev içinde sizler de tamirata başlayabilirsiniz. Yeni bir eve taşınabilir ya da ev değiştirebilirsiniz. Bu hafta sizler için sevgi enerjisinin çok yüksek olduğu bir haftayı yaşayacaksınız. Bu hafta evinizin içerisinde mutfağınızı değiştirebilirsiniz. Banyonuzda tadilatlar yapabilirsiniz. Ve bu yapılan değişiklikler ise sizin aile hayatınızda huzurunuza huzur katacaktır. Bu hafta olumsuz konuşan arkadaşlarınızla karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden de olumsuz konuşan arkadaşlarınızla karşı da çok dinleyici olmayın. Mümkünse olumsuz bakan arkadaşlarınızla bu hafta görüşmemeyi tercih edin. Bu hafta sizler de şimdi ben ne yaşıyorum, ne yapıyorum bilinciyle de hareket ediyor olabilirsiniz. Bu nedenle de kendi kendinize yaptığınız olumlu, pozitif başarılarınızı hatırlayarak yolunuzda emin bir şekilde ilerlemelisiniz. Kendinizden kendiniz kuşku duymamalısınız. Bu hafta kilolardan da arınacağınız bir haftadasınız. Spotumuz ise sizlere hiçbir konuda gerilmeyin, sakin olun diyoruz sizlere sevgili yükselen kovalarımız. Hiçbir konuda gerilmeyin ve sakin olun diyerek Zodyak'taki 12. burcumuz, bizleri her hafta 12. burç olarak dinlemeyi bekleyen sevgili yükselen balıklarımız, ay burcu balıklarımız ve güneş burcu balıklarımıza geliyoruz.
Sizlerin aşk hayatı, para hayatı ve sağlık hayatı da oğlak burçlarımız ve kova burçlarımız gibi 5 yıldız. Güneşiniz, ayınız ve özellikle yükseleniniz balıksa. Bu hafta arkadaşlarınızla daha çok vakit geçirebileceksiniz. Hayatlarında değişimler yaşayabilir arkadaşlarınız. Hep birlikte de mutlu olacağınız bir haftadasınız. Bu hafta çok yoğun çalıştığınız için uzun dönemde çeşitli plan ve programlarını arkadaşlarınız sizlere sürpriz yapabilirler. Arkadaşlarınızın ya da kuzenlerinizin sürpriziyle haftanın 5. 6. günü bulunduğunuz, yaşadığınız yerlere, yakın yerlere tatile bu hafta gidebilirsiniz. Sizler bu hafta ailesinde çocukları olan yükselen balıklar varsa çocuklarının da kariyerlerine odaklanacakları bir haftadalar. Ve yeni bir ev ya da araba alabilirsiniz bu hafta. Kişisel özel bakımlarınızı da zaman ayırarak kendinizi de mutlu edebilirsiniz. Bu hafta hiç olmadığınız kadar iyi ve mutlu hissedeceksiniz. Bu haftanın spotu sizlere hayatla ve kendinizle barışık bir haftadasınız. Hiç olmadığınız kadar hayatla ve kendinizle barışık bir haftadasınız diyerek balık burçlarımızı da bu hafta anlatarak haftamızı tamamlıyoruz. Bu hafta gezegenlerin kombinasyonuyla en önemli etki artık 20 Nisan itibariyle Güneş'in Boğa burcuna geçişi. Ve yavaş yavaş da 30 Nisan'daki tutulmaya doğru ilerliyoruz diyerek güzel bir hafta yaşamanızı diliyorum. Haftaya pazartesi görüşünceye kadar da hep enerjinizi yüksek tutun. Öpüyorum sizleri.